İnşallah kurtarız bizim başımıza artık. Siz bir geçer misiniz? Nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? Sağolun. Arkadaşlarımız düşünmüşler. Evet, tebrik ediyoruz arkadaşlara da. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Yine biz lazım. İstanbul'da. Hoş geldin. Merhaba, tekrar hayırlı olsun. İki defa uğradım, kapalıydı orası. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunun değil. Mesleğimi ilk başladığım yıllarda tanıştığım ve 2,5 yıl birlikte çalışma fırsatı bulduğum Tapu Müdürümüz İhsan Sandıkçı'nın 19 Mayıs Tapu Müdürlüğü'ne atanması münasebetiyle kendisini uğurlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu yüzden ben kendisine veda etmiyorum. İyi ve kötü günlerimizde yeniden bir araya gelmek umuduyla kendisine bundan sonraki yaşamında sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Sayın Kaymakamım, saygıdeğer Cumhuriyet Savcım, Sayın Bölge Müdürüm, kıymetli daire amirleri, kamu kurumu mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Saygıdeğer arkadaşım, aziz dostum, İhsan Bey'in 19 Mayıs ilçesine tayin sebebiyle, adet olduğu veçiyle bir araya geldik. Kendisine güle güle deme durumundayız. Saygıdeğer dostum, takriben 4 senedir bu ilçede onuruyla, gururuyla, vazife aşkı, görev şuuruyla hizmet verdi. Bilindiği üzere tapu kelimesi, tapu, öz Türkçe, tapudan gelir. Öz Türkçedir. Baş eğme, itaat ettirme manasındadır bildiğim kadarıyla. Ve günümüzde de mülkiyet belgesi kavramı içindedir. Yani bu kurum Osmanlı'dan beri
ismini değiştirmeden günümüze gelmiş kurumdur. İsmini değiştirmeden gelen kamu kurumlarından biri de defterdarlıktır. Şu anda aklıma gelen defterdarlık makamı Osmanlı'da vardır. Tapu, Öztürk'te tapu Osmanlı'da vardır. Osmanlı hücret yaptığı yerlerde, zapt ettiği yerlerde yaptığı ilk iş etnik yapıyı tespit eden yazar ve de zapt ettiği yerin konumunu, durumunu, dağını, tepesini, nehrini, ovasını, yaylasını kayda geçirir. Ovasını, yaylasını kayda geçirir. Ve bu önemli müesseseyi, tapu senedini tanzim eder, mülkiyet kavramını orada yaşayanlara gösterir ve Memaliki Osmaniye der. Ve bu Osmanlı'nın malı demektir. Dün böyle önemli olan bir kurum, günümüzde, Cumhuriyet dönemimizde de aynı önemini korumaktadır. Yani demek istiyorum ki Tapu Müdürlüğü son derece önemli bir kurumdur ve ayrıcalığı vardır. Ve tüm mesai çerçevesinde ilçemizde haftanın tüm günü İhsan Bey ve mesai arkadaşları mülkiyet belgesi diye tabir ettiğimiz tapu senetlerini vatandaşlara ulaştırmada görev şuuru vazife anlayışı ve tüm fedakarlıklarıyla bu görevlerini icra etmişlerdir. Biz bunu avukatlar olarak gözlemlemiş bulunmaktayız. Bu kurum sadece kendine hizmet etmekle, vatandaşlara mülkiyet belgelerini takdim etmekle kalmayıp ilgili kurum ve kuruluşlara, kamu kuruluşlarının da karar verme fonksiyonunda yardımcı olmaktadırlar. Örneğin adliyemizde, adalet dairelerimizde gayrimenkule tahallük eden davalarda her dava dosyasının içerisinde bir kapu kaydı vardır. İlçemizde doğal olarak bu kapu kaydının altında İhsan Bey'in imzası vardır. Yani şunu demek istiyorum neticeten. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da tapu dairesinin uygun mesai sarf etmesi, görev şuuru vazife anlayış içerisinde çabuk hizmet vermesi, o kurumların da uygun şekilde çabuk konularını neticelendirmesine yardımcı olmaktadır. Bu sebeple tüm bu fonksiyonlar çerçevesinde İhsan Bey'in ve mesai arkadaşlarının bu uğraşları Gerze ilçemizin ve halkımızın haklı bir beğenisini ve alkışını almıştır. Tüm ilçemiz tapu dairemizi alkışlamaktan onur duyar. Bundan en küçük şüphem yok. Bu söylediğim ve kısa kesmeye çalıştığım mesai arkadaşlarımın çalışmalarının yanında önemli bir husus daha var. Onu ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu mecbur olduğum husus da şudur. Hepimizin bildiği gibi surat elimizle bal satarken suratımızla sirke satmamalıyız. Yani bal satan insanın suratı da bal satmalı. Sirke satarsa bu hoş bir durum olmadığı eskilerden beri ifade edilir. İhsan Bey ve mesai arkadaşları tapu dairesinde bu karışık belgeler, izahı zor hesaplar ve tapu senetlerinde ancak uzmanların ifade edebileceği konum ve durumları sabırla, ısrarla, tüm tevazularıyla vatandaşı izah edip anlatmışlardır. Bilindiği üzere Sayın Bölge Müdürü çok iyi takdir edeceklerdir ki birçok tapu dairelerinde tapu verme günü vardır. Geçenlerde yaşadım İzmir bölgesinde. Arkadaşım dedi ki acilen gitmem lazım. Çünkü falan daire, tapu dairesinde tapular salı ve cuma günü veriliyor dedi. Ben de öyle muttali oldum. Ama Gerze ilçesinde tapular her gün verildi. Haftanın her günü, tüm mesai saatlerinde bütün avukat arkadaşlarım çok iyi biliyorlar ki tapular vatandaşlara takdim edildi. Bu muhteşem hizmetlerinden dolayı ve özverili çalışmalarından Gerze halkı bildiğim kadarıyla ve de yanılmadığımdan da eminim kendisini biraz daha ifade etmeye çalıştığım gibi alkışlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kendisini kucaklıyorum, aziz dostum. Yakın arkadaşım İhsan Bey'i gözlerinden öpüyorum.
başarılı çalışmalarının tayin olduğu içeriğinde devam edeceğinin en küçük bir şüphe olmadan saygılar ve sevgiler sunuyorum. Kadir Bey, bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Bölge Müdürümüz Hasan Özü Alman'ın duygu ve düşünceleri alıp bir mikrofonu göstereceğiz. Sayın Kaymakamım, değerli Cumhuriyet Savcım, çok değerli katılımcılar, hatta kandiler, beyefendi, ben de bu akşam burada İhsan Bey'in bu davetinde sizinle olmaktan dolayı son derece mutluyum. Avukat Bey'in konuşmasından sonra artık bize diyecek bir şey kalmadı. Biz artık çok fazla konuşacağımız bir şey kalmadı ama ben Kaymakam Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biz daha önce de arkadaşlarım burada güzel bir birlikteliği var Tapu Dairesi'nde. Emekli olan arkadaşlarımıza veda geceleri yaptık. Sağ olsun Kaymakam Bey hiçbirinde bizi yalnız bırakmadı. Bundan dolayı ben hasreten teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. İhsan Bey'le biz 7 senedir mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Ben yaklaşık 7 senedir burada bölge müdürlüğü yapıyorum. Daha önce Sinop müdürümüzdü İhsan Bey. Evi daha yakın olsun diye Gerze'yi tercih etmişti. Şimdi evine daha yakın olacak. Hanımefendiye biraz daha yaklaşacak. İnşallah daha mutlu, huzurlu bir çalışma ortamı olacak. İhsan Bey çok daha büyük müdüriyetlerde görev yapmış ve yapmaya da zaten aday gelecek dedi. Kendisi özellikle 19 Mayıs tercihinde bulundu. Bundan sonraki görevinde de ben de kendisine başarılar diliyorum. Başarılı olacağına zaten eminim. Kendisi il müdürlüğü yapmış, yine Atatürk ilçe müdürlüğü yapmış, bölge müdür yardımcılığı yapmış. Son derece başarılı bir çalışanımız. Ben kendisine hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok değerli mesai arkadaşlarım, sevgili gelseler, Tapu Sicil Müdürümüz eski adıyla yeni adıyla Tapu Müdür Müdürü değişmişti tabi. İhsan Sandıkçı Efendi'nin 19 Mayıs ilçesine tayinin çıkması münasebetiyle düzenlenmiş olan emekle birlikteyiz. Bu vesileyle öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Biraz önce yine ben de Avukat Kadir abimize bir atıfta bulunayım. O tafsilatlı bir şekilde tapu kavramını geçmişten bugüne ne anlam ifade ettiğini çok güzel bir şekilde ifade etti. Gerçekten devlette yani hiçbir kamu görevlisi arkadaşım alınmasın lütfen. Kendimi de dahil ediyorum. İki önemli daire olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinin daha sonra geldiği kanaatindeyim. Biri nüfus müdürlüğüdür, biri tapu müdürlüğüdür. Nüfus müdürlüğü malumunuz bir ülkenin insanlığın kaydını tutar. Eğer oradaki kayıtlarınız yok olmuşsa bu ülkeyle bağınız kopmuş demektir. Diğeri ise tabii ki toprağının kaydını tutar. O insanlarla ilişkilendirir. Bunlar çok önemli şeyler. Aslında bir ülkenin, bir vatandaşlarının dünyadaki varlığın hukuki temelleri bu hikaye üzerine duruyor. Dolayısıyla bu kurumlarda görev yapmak, onları temsil etmek son derece önemli. Çok eskilerden diye ifade edeyim, belki benim mesleğimin itibarında biraz nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri ötelenmiş görülen, biraz böyle ayak altı görülen müdürlükler iken, tabii devletin de bu önemli bir kavramasıyla birlikte ve personelini buna göre motive etmesi ve yetiştirmesiyle birlikte artık gerçekten göz bebeği kurumlar haline getirildi. İşte İhsan Bey de böyle bir kurumun başında ilçemize görev yaptı. Gerçekten beyefendi kişiliği ve bilgi birikimiyle temayüz etmiş bir arkadaşımız ve bu anlattığımız tanımlamalara gerçekten son derece uyan, bulunduğu pozisyonu çok iyi koruyan ve temsil eden bir arkadaşımız. Ve bugüne kadar 4 yıldır yaklaşık olarak beraber görev yapıyoruz. Benden kısa bir süre önce gelmişti Gerze'ye. Tapu müdürlüğü ile ilgili en ufak bir şikayetle gerek Gerze içinden gerekse Gerze dışından gelip orada işlem yapan vatandaşlarımızla ilişki düşündüğümüz zaman hiçbir şikayet almadım. Tabii kuşku yok ki tapu müdürlüğünde çalışan diğer arkadaşlarım da en az onun kadar bu söylediğim konuda pay sahibi.
ama onun koordinasyonunda olması tabii ki önemli. Belki bir ayrılık gibi şeklen bu yemeği düzenliyoruz veya işte şeklen imzalar atılıyor, ilişkiler kesiliyor ama zaten fiziki olarak da çok uzağa gitmiş değil. Aslında bir ilçenin, bir ilin mahallesi pozisyonunda kadar uzaklıkta bir yere kendisi gidiyor. Zaten Gerze insanının Samsun'da olan bağını düşündüğümüz zaman hani biraz da halk tabiriyle ayak altı bir yerde. Onun için Gerze'li vatandaşlarımızla olsun, bizlerle olsun bundan sonraki yaşamımızda çok sık temas edeceği hiç kuşkusuz. Burada yaptığı hizmetlerden dolayı ilçe halkımız adına, kamu görevlisi arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında, gerek özel yaşamında, gerekse memuriyet hayatında ailesiyle, çocuklarıyla birlikte kendi gönlünce yaşamasını temenni ediyorum. Ve inşallah daha iyi yerlerde, daha güzel görevlerde kendisini görmeyi temenni ediyorum. Ve yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olsun, var olsun. Peki. Burada kendisine özünü okuyup söylemiş olayım. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğimizi ifade eden küçük bir metin var. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şöyle. Peki, yola açık olsun. Sağ olasın. Şimdi hazırlamış olduğumuz ilgiyi takdir etmek üzere Sayın Bölge Müdürümüz arz ediyor efendim. Sayın Bölge Müdürüm, bu... İhsan Bey, ben de sana bizim hazırladığı plaketi takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Çevirebilir miyiz? Evet, bunlar da arkadaşların sana hazırladığı herhalde. Bizim pek bilgimiz yok. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bu konuda bir plaket sunmak üzere Otarlar Derneği Başkanı Sayın Tüküm Bey'i davet ediyorum. Peki. Bize döner misiniz? Kim? Teşekkür ederim. Ziraat Odası Başkanı Zahmet Bey yanında bu dörtte gezden en büyükleri saniye. Biz çekelim bir saniye. Buyurun. Wow. Bize döner misiniz? Bize döner misin? Sayın Kaymakamım, Sayın Bölge Müdürüm, Sayın Başsavcım, Sayın Belediye Başkan Vekilimiz, Sivil Toplum Kuruluşu'nun değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin yöneticileri, değerli mesai arkadaşlarım, müdür arkadaşlarım, Sitti, Slow şehrimizin güzel insanları. bu gecede bizi yalnız bırakmayın. Yanınıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aslında ben konuşurum. ama işte böyle gecelerde, böyle anlarda demek ki insanın doğası dinleniyor. Şimdi efendim 4 yıla yakın bir sürede güzel ilçemizde hizmet vermeye çalıştık. Ekip arkadaşlarımla birlikte
tabii herkes ister evine yakın olmak. Bir imkan doğdu. Sayın Bölge Müdürümüzün, idaremizin tasvibi sonucu 19 Mayıs Topu Seçim Müdürlüğü'nün kayınımız çıktı. Bu geçen sürede özellikle kaymakam bey ve çalışma arkadaşlarıma bana böyle uyumlu bir çalışma imkanı sundukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine Gerze insanına, vatandaşlarıma, hemşerilerime bana bu hizmet verdiğiniz sürede göstermiş oldukları yakın ilgiden ötürü de sizlere de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben sanki ayrılmamışım gibi, ayrılmayacakmışım gibi geliyor. Böyle hissediyorum ve böyle de davranacağım. Samsun'da da bundan sonra Samsun'da da kapanmaz bir kapınızın olduğunu lütfen bilin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Mutlu Bey, konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu akşam burada bizi yalnız bırakmadığınız için tüm katılan arkadaşlarımıza, bayramımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Hatıra fotoğraf çektiğimiz kişi onların bu kayıda çıkışta çektiğimizde. Herkese teşekkür ediyorum.